Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi olan 19. mektuptan Kainatın Efendisi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 300'den fazla mucizesinin izah edildiği bu konunun 7. nükleri işaretine kadar gelmiştik. Oradan bereket mucizesi olarak 2 tane misal okuduk. Bu akşam 3. misalden dersimizi paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh ve Ebu Hüreyre ve Seleme İbnül Ekba ve Ebu Amritül Ensari gibi radıyallahu anhüm bu sahabeler müteaddit tariklerle diyorlar ki bir gazvede, bir savaşta ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki heybelerinizde kalan baki erzakı toplayınız. Ne kalmışsa herkes heybesinden kalanları getirsin. Herkes azar birer parça hurma getirdi. Zaten hurmadan başka doğru dürüst yiyecekleri de yok ki o günün şartlarında. En çok getiren 4 avuç getirebildi. 1 kilime koydular. Seleme der ki, mecbunu ben tahmin ettim, o getirilen hurma miktarının tamamını tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı, hepsini doldurdular, hem fazla kaldı. Allah Allah. Berekete bakıyor musunuz ya? Sahabeden bir ravi demiş bu olayı rivayetten bir sahabi. O bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz gelseydi, yeryüzündeki bütün insanlar gelseydi, onlara dahi kafi gelecekti. O kadar bereketlenmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasından sonra. 4. misal, başta Buhari ve Müslim kötü bir sahih'e beyan ediyorlar ki, sağlam hadis kaynakları haber veriyorlar ki, Abdurrahman İbni Ebi Bekir Sıddık der, Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh oğlu, Abdurrahman büyük oğlu. Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. 4 avuç miktarı olan bir sa ekmek için hamur yapıldı. Yani 4 avuç undan ekmek yapılmış. 1 keçi dahi kesildi, pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim, yeminle söylerim. O kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti verdi. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam pişmiş eti 2 kaseye koydu. Biz umumumuz tok oluncaya kadar yedik, fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. Allah Allah. Yani o bahsi geçen keçinin etini yani 3-5 arkadaş oturup beraber yiyebilirler. 130 sahabe yiyor da böbrekleri kebap yapmış. Hepsi onu yiyip doyuyorlar da. Bir de keçinin eti fazla kalmış. Fazlasını deveye yükledin diyor. Abdurrahman. Hazreti Bekir'in oğlu. Büyük oğlu. İşte Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hak tarafından kendisine ihsan edilen bereket mucizeleri bunlar. Bir başka misal, 5.'si, kötü bir sayha katiyetle beyan ediyorlar ki,
Gazve-i Garre-i Ahzab'da, meşhur Yevmül Hendek'te. Yani bu Mekke müşrikleri 3000 kadar çeşitli yerlerden, kabirlerden de katılmalarla, gruplarla bir büyük ordu teşkil etmişler. Yani o Hendek Savaşı çok ilginçtir gerçekten. Konumuz gerçi şu anda bereket konusu ama kısaca şunu söyleyeyim. 3000 tane müşrik ordusu gelmiş. 3000 kişilik ordu. Uhud'un o ovasında yerleşmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine-i Münevvere'den daha doğrusu Uhud Savaşı'nı kastetmiyorum burada, Hendek Savaşı'nı söylüyor. Bu Hendek Savaşı'na da büyük bir orduyla gelmişler ve 3,5 kilometre uzunluğunda, efendim 5-6 metre genişliğinde, 4-5 metre eninde böyle bir hendek kazılmış. Ama sahabiler çok yorulmuşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da çalışıyor. Ve o gün bir mucize gerçekleşiyor. Hazreti Cabir'le Ensari kasemle, yeminle ilan ediyor. O günde 4 avuç olan bir arpa ekmeğinden, 1 senelik bir keçi oğlağından 1000 adam yediler. Ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki, o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün 1000 adam o sağdan, o bir avuç ekmek, yani undan yapılan ekmekten, o oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor. Daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. Yani esas o gün olan şey şu. Cabir-ül Ensari evde bir keçi oğlağı varmış. Ondan sonra hanımına demiş ki, ben bunu keseyim. Birkaç sahabeyle beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelsin. Hiç olmazsa onlar karınlarını doyursun. Herkes aç. Peygamberimiz çok aç. Hatta o şeyde işte, bir sahabi gelmiş, karnına bir taş bağlamış, açlığını hissetmeyeyim diye. Ya Resulallah demiş, çok açım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da eteğini kaldırmış, o da iki tane taş bağlamış. O da çok aç. İşte böyle bir atmosferde Hazreti Cabir-ül Ensari, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı, Medine sahabilerinden, işte hanımına bunu söylüyor. Sen diyor, hamuru, ekmek yap, ben de oğlu keseyim, pişir, ben de peygamberimizi çağırayım. Birkaç sahabesinden beraber yesinler, bari onların karnı doysun. Şimdi gelmiş peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, işte evde bir oğlak vardı, kestim. Sizi yemeğe çağırıyorum. Birkaç kişiyi de yanınıza alabilirsiniz. Hemen yanındakilere, orduya haber salın, Cabir bizi yemeğe davet ediyor. 1000 kişi. 1000 kişi. Herkes gelsin demiş. Hazreti Cabir Lensari bu hale hayretler içerisinde kalmış ve şaşkın şaşkın dönmüş evine. Durumu anlatmış. Peki demiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevcut yemekten haberi var mı diyor eşi. Evet var diyor. Buna rağmen 1000 kişiyi çağırdı diyor. Sen hiç merak etme. O peygamberdir. Onun vardır bir bildiği. Ya bizim hanımlar olsa var ya, başımızın etini yerler. Sen nasıl ondan sonra şu kadar adamı çağırdın 3 kişilik yemeğe derler. Derler bilmiyorum gerçi de. Fakat burada 1000 kişi çağrılmış. İşte o 1000 kişilik ordu o yemekten yemişler de hala diyor tenceremiz dolu kaynıyor. Hala hamurumuz ekmek yapılıyor. Sübhanallah. İşte şu mucize-i bereketi 1000 zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hazreti Cabir kasemle ilan ediyor, yeminle söylüyor.
demek şu hadise, bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Altıncı misal, nakli sayı kat'i ile, çok kesin bir nakille, sağlam bir nakille, Hadim-i Nebevi, Peygamberimiz Efendimizin hizmetkarı, Hazreti Enes'in amcası, meşhur Ebu Talha der ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan onar onar gelip yediler, tok olarak gittiler. Yedinci misal, nakli sayı kat'i ile Şifa-i Şerif ve Müslim gibi kütüb-i sayha, sağlam hadis kaynakları beyan ederler ki, Hazreti Cabir-ül Ensari radıyallahu anh diyor, bir zat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan iyali, çoluk çocuğu için tam yiyecek istedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyaliyle, eşi, çoluğu, çocuğuyla beraber ve misafirleriyle o arpadan yediler. Aylarca yemişler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Acaba bu yarım yük arpadan ne kadar kaldı diye ölçtüler. Sonra bereket dayı kalktı. Noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Vakayı beyan etti. Böyle böyle oldu. Ölçtükten sonra azalmaya başladı demişler. Ona cevaben ferman etti. Levlem tekilhü le ekeltüm minhü ve le gâmi bikum. Yani eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz, acaba ne kadar kaldı miktarı diye ölçmeseydiniz, hayatınızca size yeterdi. Sekizinci misal, Tirmizi ve Nese'i ve Beyhaki ve Şifa-i Şerif gibi kütüb-i sayha beyan ediyorlar ki, Hazreti Semretebni Cündüb der, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevş fevş adamlar geldiler, yediler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakayı bereket yalnız Semure'nin rivayeti değil, belki Semure o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. Dokuzuncu misal, Şifa-i Şerif sahibi ve meşhur İbni Ebu Şeybe ve Tabarani gibi mevsuk ve sahih muhakkikler rivayetiyle Hazreti Ebu Hüreyre der radıyallahu anh, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bana emretti. Mescid-i Şerif'in suffesini mesken iddiaz eden yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet et. Ya bu ashab-ı suffe deniliyor, suffe sahabeleri. Kimisi Kur'an'ı ezberliyor, hafızlık yapıyor. Kimisi hadislerin muhafazasına çalışıyor. Çoğu zaman savaşlar olduğunda savaşa da katılıyor bu insanlar. Ve onların yiyeceğini, içeceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam temin ediyormuş. Sen diyor o yüzden fazla muhacirini davet et. Ben dahi onları aradım, topladım. Umumumuza bir tablı tam yiyecek konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik, kalktık. O kase konulduğu vakit nasıl idi? Yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi tağımda yiyecekte görünüyordu. İşte Hazreti Ebu Hüreyre, umum kamilini ehli suffe tasdikine isnaden, onlar namına haber verir. Demek manen, umum ehli suffe rivayet etmiş gibi kat'idir.
Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sükut edip tekzip etmesin, yalanlamasınlar. 10. misal, nakli sayı katiyle Hazreti İmam Ali der radıyallahu anh. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beni Abdülmuttalib'i cem etti. Onlar 40 adam idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve 4 kıyıya süt içerdi. Yani şimdi aslında bu olayın şeyi şu, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a Cenab-ı Hak emrediyor ki, peygamberliğini en yakınlarına açıkla. Çünkü o zamana kadar açıklamamış, gizliden davetini yapıyor etrafına. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e de o Allah'ın emrinden sonra Abdülmuttalip oğullarını davet et diyor. Kendi en yakın akrabaları bunlar. Onların içinde Ebu Leheb de var, kendi öz amcası. İşte orada onlara şey yapmış, yani bir deve yavrusunu yiyen, 4 kilo sütü bir anda içen öyle adamlar da arasında varmış. Halbuki umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı. Umum yiyip tok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı. Sonra 3-4 adama ancak kafi gelir ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen içtiler, doydular. İçilmemiş gibi baki kaldı. İşte Hazreti Ali'nin şecaati, cesareti ve sadakati katiyette bir mucize-i bereket. Yani ilk defa peygamberliğini açıklamak için gerçekleşen kısım akrabaları için bir mucize. Allah'ın ikram ettiği bir mucize bu. Şimdi herkes yemeği yiyip, sütünü içip, karınları iyice doyduktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taşın üzerine çıkmış. Onlara hitaben bir konuşma yapıyor. Ey Kureyş ahalisi, ey Beni Abdülmuttalip oğulları, ben size şu dağın arkasından düşman atlıları geliyor desem bana inanır mısınız diye sormuş onlara, 40 kişiye. Onlar da inanırız ya Muhammed demişler. Çünkü Ebu Leheb amcası, o da aynen inanırız diyor. Çünkü sen aramızda en doğru sözlü, en güvenilen kişisin. Zaten ondan dolayı Muhammedül Emin demişler. Çok güvenilen Muhammed anlamına geliyor. Bu tasdiği aldıktan sonra inanırız demelerini mütakip. İşte diyor, ben de size haber veriyorum ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın sizin içinizden seçtiği, tayin ettiği bir elçiyim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Sizi putlara tapmaktan vazgeçip alemlerin Rabbi olan tek Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Ve bu dünya hayatının sonundan sonra bizi bekleyen ebediyet denilen bir alem ve ahiret alemi. Hepimiz oraya gideceğiz. Artık o istikamette çok güzel bir konuşma yapıyor. Herkesin karnı tok, sırtı pek. Bu konuşma karşısında herkes kendinden geçmiş gibi ona iman etmeye hazırlanmış haldeyken o elleri kuruyor. Sizce Ebu Leheb var ya amcası, yerden bir taş almış, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı atarak helak olacaksa diye, sen bizi bunun için mi çağırdın buraya? Sen bize sihir yaptın, bize gözümüzü boyadın, şunu yaptın, bunu yaptın, ileri geri konuşunca oradaki müspet hava dağılmış, onlar da çekmiş gitmişler. Ama bu mucizeyi de bizzat yaşamış bu insanlar. Hazreti Ali Efendimiz de aynen böyle oldu diye bu mucize, bereket mucizesini böyle haber vermiş. 11. misal, nakli sahih ile Hazreti Ali ve Fatımetü Zehra velimesinde, onların evliliğinde, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Bilal-i Habeşi'ye emretti. 4-5 avuç un, ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin.
Düğün var ya, düğün yemeği verilecek. Tamam, talimat verilmiş. Hazreti Bilal der, ben taamı, yiyecekleri getirdim. Yani ekmeği de, kesilmiş, pişirilmiş deve yemeğini de getirdim. Mübarek elini üstüne vurdu. Sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler, gittiler. O yemekten baki kalan miktarı yine bereketle dua etti. Bütün ezvacı tahirata, temiz eşlerine her birine birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere yedirsinler. Evet, böyle mübarek bir izdivaçta, evlilik olayında elbette böyle bir bereket lazımdır ve vuku kat'idir. Yani yüzlerce sahabi gelip yiyor, eşlerini de veriyor, gelene gidene de ikram etsinler diyor. Yani bereket üzerine bereket yaşanmış. 12. misal, Hazreti İmam-ı Cafer-i Sadık, pederleri babası İmam Muhammed Bakır'dan, o da pederi İmam Zeynel Abidin'den, o da İmam Ali'den nakleder ki, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden gelen Ehl-i Beyt imamları bunlar. Birbirine naklediyorlar. En son Hazreti Ali Efendimiz'den nakille, Fatımetü Zehra yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. Hazreti Ali Efendimiz'den naklediliyor bu harika olay. Sonra Ali'yi gönderdi. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gelsin beraber yesinler. Fatıma validemiz iki kişilik yemek yapıyor. Babamı çağır beraber yiyin. Allah Allah. Teşrif etti ve emretti ki o yemekten her bir ezvacına, eşlerine birer kase gönderildi. Sonra kendine hem Ali'ye hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra Hazreti Fatıma der, tenceremizi kaldırdık, daha dolu olup taşıyordu. Meşiyet ilahi Allah'ın dilemesiyle hayli zaman o yemekten yedik. Acaba niçin bu nurani yüksek silsili rivayetten gelen şu mucize-i berekete gözün ile görmüş gibi inanmıyorsun? Evet, buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. 13. misal, Ebu Davud ve Ahmet İbni Hanbel ve İmam Beyhaki, çok büyük hadis imamları bunlar. Bu sadık imamlar Dükeynül Ahmes İbni Said el Müzeyn'den hem altı kardeşiyle beraber sohbete müşerref ve sahabelerden olan Numan İbni Mukarinil Ahmesi el Müzeyn'den hem Cerir'den naklederek müteaddit tariklerle Hazreti Ömer İbni Hattab'dan naklediyorlar ki bu büyük sahabiler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e emretti. Ahmesi kabilesinden gelen 400 atlıya yolculuk için zat-ı zahire ver. Sübhanallah. 400 adam atıyla beraber ihtiyaçları var ki demek erzak almak için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat etmişler. Fakat Hazreti Ömer dedi, ya Resulallah, mevcut zahire birkaç sağdır. Yani birkaç avuç erzağımız, yiyeceğimiz var. Kümesi oturmuş bir deve yavrusu kadardır. Yani bunu verip de biz aç mı kalalım? Bu 400 tane adam ya. Atların iki tarafı da heybeyden dolu. Ne verelim, nasıl verelim, biz de yapacağız der gibi. Ferman etti, git ver. İtiraz yok yani, git ver. O da gitti, yarım yük hurmadan, yarım yük hurmadan 400 süvariye kifayet derecesinde zadu zahire verdi. 400 atlının
sağlı sollu heybelerin hepsini doldurmuş. Allah Allah. Ve dedi, hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. Ya elbette kainatın efendisinin duasıyla, emriyle, talimatıyla efendim, o dünyaya yetecek kadar bereketlenir. 400 süvari değil, 4000 süvari gelse gene onların heybelerini doldurur. Bereket mucizesi bu işte. İşte şu mucizeyi bereket. 400 adamla ve bahusus özellikle Hazreti Ömer ile münasebettar bir süratle vuku'a gelmiştir. Rivayetlerin arkasında bunlar var. Bunların sükutu susarak mukabele etmeleri tasdiktir. Evet, aynen böyle oldu demektir. 2-3 haber-i vahid deyip geçme. Böyle hadiseler haber-i vahid tek bir kişi dahi, tek sahabe dahi haber vermiş olsa tevatür manevi hükmünde kanaat verir. 14. misal, başta Buhari ve Müslim kütüb-i sayı haber veriyorlar ki Hazreti Cabir'in pederi vefat eder. Borcu çok, ziyade medyun borçlu. Borç sahipleri de Yahudiler, yani alacaklı olanlar. Cabir pederinin asıl malını Gurema'ya alacakları verdi, kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç sene deynine borcuna kâfi gelmeyecek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Öyle yaptılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Cabir, harmandan pederinin bütün guremasının alacaklarının borçlarını verdikten sonra yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda kaldı. Bir rivayette bütün guremayı alacaklara verdiği kadar kaldı. O hadiseden borç sahipleri olan Yahudiler çok tacip edip hayrette kaldılar. Kardeşim iman etsenize ya. Yok. Hayret etmekle kalmışlar. Yahudi bunlar tabii, ne olacak? İşte şu mucize-i bahiri bereket yalnız Hazreti Cabir gibi birkaç ravilerin haberi değil, belki manevi tevatür hükmünde o hadiseyle münasebettar haddi tevatür derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet etmişler. Diyelim burada nokta koyalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.